Herkese merhabalar, ben Berat. Ruby on Rails'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda associations'ları, migration'ları, yani veri tabanındaki ilişkilendirmelerimizi, model dosyalarındaki ilişkilendirmelerimizi nasıl yaparız, onları konuşacağız. Bir product modeliyle kategori modelini nasıl ilişkilendiririz, niçin ilişkilendiririz, biraz bunlardan bahsedeceğim. app.dbdesigner.net diye bir web sitesi var. Buraya geleceğim ve bunun üzerinden anlatacağım. Siz de kendiniz girip kendi hesabınıza, Gmail hesabınıza giriş yapıp bundan sonra oluşturacağınız projeler için veri tabanı tablo tasarımlarını burada yapabilirsiniz. Insert diyorum table. Şöyle bir tane aldım. Evet, şuraya tıklıyorum. Table'ımın adı nedir? Products. Ve benim product'ımın nesi vardı? ID'si vardı. Tabi tipi binary değil, integer. Hızlıca yapıyorum bunları. Daha önceden yapmıştık, hatırlarsınız. Bir de adı vardı, name'i. Bu var, char, say diyorum. Description'ı vardı. Şöyle description var, char yine. Quantity'si vardı. Integer. Bir de price'ı vardı. O da float. Bir de bizim insert table deyip kategori tablomuzu buraya ekleyelim. Bunun adı neydi? Categories'ti. Kategori modeli için categories tablosu, hatırlarsanız çoğul isimlendirme yapıyorduk. ID diyorum ve ID'nin yanına integer seçiyorum. Çünkü ID'miz integer'da. Bu integer burada gördüm. Say dedim. Şimdi name yerine de varchar seçiyorum ve save diyorum. Baktığımız zaman bizim bir product tablomuz var, bir de kategori tablomuz var. Ama biz product tablosuyla kategori tablosunu hiçbir zaman eşlemedik. Biz bunları nasıl ilişkilendiririz, bunları konuşacağız. İlişkilendirmeler oldukça önemli. Sadece Ruby on Rails için değil, C Sharp'ta, ASP.NET için, Spring Boot için, Python, Django için, Node.js için, Golang için. Hepsinde aynı şekilde ilişkilendirmeler mevcuttur ve bu ilişkilendirmeler inanılmaz derecede hayati ve önemlidir. Peki bizim ilişkimiz nedir? Bizim ilişkimizi hemen şu şekilde anlatalım. Bizim ilişkimiz şu. Bizim bir adet telefonumuz olduğunu varsayalım veri tabanında. ID'si 1 olsun. Bir ID'sine sahip bir telefon. Telefonun adı iPhone. Şöyle iPhone yazıyorum buraya. İşte description'ı şöyle varsayalım. Description'ı var. İşte quantity ise 30 adet diyelim. Ve bir de 2025.000 TL fiyatında olduğunu varsayalım. Bizim şu şekilde veri tabanında bir adet telefonumuz var. Bizim bu telefonumuz hangi kategoriye aittir? Örneğin hepsi burada gittiğinizde Trendyol'a, Amazon'a, gidiyora, n11.com herhangi bir siteye gittiğinizde bir telefona tıkladığınız zaman iPhone 3 Pro Max'e veya Samsung Note 20 Ultra S'e, Xiaomi Note 10 Pro gibi herhangi bir telefona tıkladığınızda bu telefonlar bir telefon kategorisine aittir. Yani bizim buradaki nesnemiz ise bir telefon kategorisine ait olmak zorundadır. Ve biz bu şekilde ilişkileri kurarız. İlişki demek bu demektir. Peki ben bunu nasıl diyebilirim ki sen bir telefon kategorisine aitsin? Bunu şu şekilde yapıyoruz. Şöyle geliyorum. Bir daha bir alan ekliyoruz. Add field. Ve buraya kategori alttan tire ID diyoruz. Bunu illa kategori alttan tire ID demek zorunda değilsiniz. Ruby on Rails bunu bu şekilde ayarlıyor. Veya siz gittiniz ASP.NET kullandığınız zaman şu şekilde isimlendirme yapılır genelde orada. Kategori ID diye. Orada ASP.NET'te bu şekilde bir isimlendirme yapılır. Ama Ruby on Rails bizim yerimize bunu kategori alttan tire ID diye ayarlıyor. Siz bunu dediğiniz zaman Ruby on Rails veya SQL ve SQL şunu yapıyor. SQL Server'ımız. Diyor ki product tablosu için sende bir kategori ID var ve bunun bir referansı var. Bu referans nereye ait? Categories tablosuna ait. O zaman ben bir kategoriye aitim diyor. Yani bizim burada kategori tablomuzda örneğin bir ID'sine sahip ya da şöyle bir değil de
3 ID'sine sahip telefon kategorimiz olsun. Telefon kategorisi. Ve bizim iPhone'umuzun buradaki kategori ID tablosundaki kolona 3 yazarsak SQL bizim yerimize şunu yapacaktır. Buradaki 3 ile bu tablodaki 3'ü mapleyecektir. Buradaki 3 ile şu tablodaki 3'ü mapleyecektir ve birbirine eşitleyecektir. Diyecektir ki products kategoride 3 numaralı ID'ye aittir. Buradaki 1 numaralı ID'ye sahip product nesnesi kategorideki 3 numaralı ID'ye sahip nesneye aittir. Yani şu şekilde çizebiliriz. Bir product'ımız var. Bir kategorimiz var. Şöyle yazdım. Ve product'ımızın ID'si 1. Kategorimizin ID'si 3. Buradaki product nesnesi buradaki kategoriye aittir. Çünkü buradaki kategori ID'si yani şurada yaptığımız gibi buradaki kategori ID'si 3'e eşittir. Bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. İlişkilendirmeler bu şekilde yapılıyor. Ruby on Rails'te belli başlı keywordler var. Bir sonraki videoda buradaki keywordleri de konuşacağız ve biz bunu Ruby on Rails üzerine nasıl yaparız onlardan bahsedeceğiz. Görüşmek üzere.